gelebilmesi için yeni mahalle başkanına atayacağız inşallah. 19 mahallemizin hafta boyu olarak ben... Sancaktepe Saadet Partisi aylık olağan genişletilmiş ilçe divan toplantısını Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar'ın katılımı ile yaptı. Bu sebepten dolayı Akpınar Mahallesi, İlk Sultan Mahallesi ve Fatih Mahallesi'ne Ağustos ayı genişletilmiş ilçe divan toplantısını Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar'ın katılımı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eyüp Sultan Kültür Sanat Merkezi'nde Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hakan Tevfik Erdağ, Saadet Partisi Sancaktepe İlçe Başkanı Bayram Öztürk, ilçe yöneticileri, mahalle başkanları ve mahalle teşkilat görevlileri katıldı. Ağustos ayı genişletilmiş ilçe divan toplantısında açılış konuşması yapan Saadet Partisi Sancaktepe İlçe Başkanı Bayram Öztürk, yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için Sancaktepe'de gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz diyen Öztürk şöyle devam etti. Bir hükümet üç şeyle ölçülür. Ahlak, maneviyat, ekonomi ve dış politika. Bir hükümet 100 günde kendisini belli eder. 100 gün. Olmadı bir yılda. Koskoca 18 yıl. 18 yıl. 750 milyar dolar Türkiye'nin borcu ve eski parayla 200 katrilyon biz hazineden faize para ödüyoruz. 2024-2023 304-340 katrilyon eski parayla faiz ödemesi yapılacak. Kazanıyoruz, ediyoruz. Gençlerimize 2800 veriyoruz. Beceriksizlik diyebiliriz. Bu vesileyle bizim kazandıklarımız, paralarımız vergiye ve faize gidiyor. Onun için biz herkesin iyiliğini istiyoruz. Diğer partideki insanların da iyiliğini istiyoruz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun selamlarını Sancaktepe'ye getirdiğini dile getiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, 20 yıldır memleketi yönettiğini zanneden bir iktidar var diyerek şöyle devam etti. Türkiye büyük bir ülke. Nüfus olarak da büyük, coğrafya olarak da büyük. Bu büyük ülkeye yetebilecek, yönetebilecek bir iktidar maalesef söz konusu değil. 20 yıldır memleketi yönetemeyen bir iktidar var, yönettiğini zanneden bir iktidar var. Oyalayan bir iktidar var. Algılarla, algı operasyonlarıyla efendim memleketi idare eden bir iktidar var. Ama memleketin sorunlarına çözüm üretmek noktasında yapmış olduklarına baktığınızda ise maalesef çözüm üretemeyen ve sorunları her geçen gün daha da büyüten bir iktidarla karşı karşıyayız. Eğitim kurumlarımızdan mezun olan kardeşlerimiz, üniversitelerden mezun olan kardeşlerimiz maalesef iş bulamadan hayatlarına devam ediyorlar. NEET gençliği diye bir gençlik türedi değerli arkadaşlar, değerli başkanlarım. NEET dediğimiz gençliğin açılımı şu: ne işte ne istihdamda olan gençlik demek. Ev genci. Ev genci türedi. Neden? Çünkü iktidar mezun olan genç kardeşlerimize iş bulamaz durumda. Protokol konuşmalarının ardından Saadet Partisi'ne yeni üyelerine Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, İl Başkan Yardımcısı Hakan Tevfik Erdağ ve İlçe Başkanı Bayram Öztürk tarafından rozetleri takıldı. Başkanım siz de buyurun. Başkanım. Tamam. Selam verebiliriz.